Başkanım buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Merkez İlçe Olan Kongresi kentteki bir düğün salonunda yapıldı. İlçe Kongresi'ne Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Parti Meclis Üyesi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hak verdi. Eski milletvekilleri Eren Erdem, Kemal Değirmen Dereli'nin yanı sıra çevre il ilçe başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı. Divan Başkanlığı'na CHP Parti Meclis Üyesi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Hakverdi yaptığı açılış konuşmasında CHP'nin kurtuluşun ve kuruluşun partisi olduğunu söyledi. Hakverdi, önceki yıl hayatını kaybeden Edirne Milletvekili Erdin Bircan ile iki gün önce yaşamını yitiren Gençlik Kolları eski başkanı Halil İnağ da rahmetle andıklarını söyledi. Edirne'ye ikinci gelişim ve aranızda olmaktan gerçekten büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Beni bu göreve layık görerek oy birliğiyle divana seçtiğiniz için ve divan üyesi arkadaşlarım adına da her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İlçe kongresinde konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP'li olmanın zor olduğunu söyleyerek, partinin anayasasına, tüzüğüne uygun davranışlar, hareketler yapmak gerekir. CHP'liyim diyorsanız, ben beğenmedim, oynamıyorum demeye hakkınız ve lüksünüz yoktur dedi. Zordur Cumhuriyet Halk Partili olmak. Cumhuriyet Halk Partili olmaya karar vermişseniz ki, bu her parti için böyle, önce gider üyelik formunu alır ve altına bir imza atarsınız. O attığınız imzanın üzerinde şöyle yazar: parti tüzüğünü okudum, kabul ediyorum, üye olmak istiyorum. Bu şu demek: kimse kimseyi hiçbir yere zorla üye yapmıyor. Kendi iradenle, kendi isteğinle, kendi arzunla üye olmak istiyorsun, partimize başvuruyorsun ve biz de bu üyelik başvurunu kabul ediyoruz. O zaman buradan hareketle olması gereken nedir? Partimizin anayasası olan tüzüğün her türlü şartını, her türlü hukukunu, kaidesini, kuralını kabul ediyorum demektir. O zaman kabul ediyorsak ne yapmak gerekir? Partinin anayasasına, tüzüğüne uygun davranışlar, uygun hareketler göstermek, yapmak demektir. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Libya'ya asker gönderme konusunda eleştirilerde bulundu ve dün Marmara Denizi'ndeki 4.7 şiddetindeki depremin Kanal İstanbul projesine geri adım attırmadığını söyledi. Libya'ya asker gönderiyoruz ya, hepinizin belki tam anlamıyla takip etmediğiniz olabilir. Tam 84 tane kabile varmış. 84 tane kabileli birbiriyle savaşan bir yere biz asker gönderiyoruz. Yani merkezi bir hükümet yok, muhatap alabileceğimiz bir hükümet yok, bize bir saldırı yok, herhangi bir terör saldırısı yok. Biz oraya niye gidiyoruz? Bu ülkeyi şu an yönetenler, Türkiye'de yoksullaşma var mı, işsizlik var mı, çiftçi zor durumda mı, işçi zor durumda mı, emekli açlık sınırının altında mı? Hiç farkında değiller, hala kanalla uğraşıyorlar. Dün bir deprem oldu. 4.7 şiddetinde bir deprem oldu. Bu bile geri adım attırmıyor. Yani belli işte, yani bilim karşı, üniversiteler karşı, sivil toplum kuruluşları karşı, halk karşı, şehirleşmeciler karşı, ama bir kişi bu iş olacak diyor ve alkışlar da alabiliyor. Türkiye'nin geldiği bu nokta iyi bir nokta değil. Bu noktadan çıkartabilecek tek bir oluşum var, o da Cumhuriyet Halk Partisi. CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 2015 yılında yapılan kongrede Edirne Merkez'in 2600 üyesi olduğunu, bugün üye sayısının 4200'e ulaştığını söyleyerek, biz çalıştık, partiye üye yaptık dedi. 2015 kongresinde Edirne Merkez'in 2600 üyesi vardı arkadaşlar. 2600 üyeyle 92'de kuruldu ikinci parti. O günden bugüne 2600 üyeye kadar çıkarabilmişiz. Bugün 4200 üyemiz var. Yani bu partiye kazanımlarla da alakalı bir yarışta. Biz çalıştık, partiye üye yaptık. Yani o kadar insanlar eleştiriyor ama ya neredeyse 20 yıldır 2600 üyeyle, ben 2002'de Gençlik Kolu Başkanı'ndım, bu partide 600 tane üyeyle kongre yaptık biz.
600 üyeyle delegeyle değil. Edirne merkezi söylüyorum. İl bazında da ciddi bir artış yakaladık ama İstanbul seçimlerine kadar inanın özellikle genç üyelerimizden çok istifa verdiğimiz. Seçimlerde CHP'nin 3. sıra milletvekili adayı olan Uzunköprülü Yakup Atalay söz alarak yapılmakta olan ilçe kongrelerinde partililerin kürsüde düşüncelerini ifade etmediğini, bunu da doğru bulmadığını söyledi. Türkiye'nin geçirmiş olduğu bu kadar sıkıntılı bir süreçte ilçe kongrelerimizde maalesef yeterli arkadaşımız söz almıyor. Yani parti politikalarını, ildeki gelişmeleri, Türkiye'deki gelişmelerle ilgili hiç kimse düşüncelerini kürsülerde ifade etmiyor. Partideki bu katılımsızlık, partideki bu etkisizliği doğru bir düşünce olarak görmediğimi de ifade etmek istiyorum. CHP Merkez İlçe Başkan Adayı Avukat Burak Güngörmedi yaptığı konuşmada ilçe teşkilatlarının partinin iskeleti olduğunu belirterek kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. İlçe teşkilatlarımız partimizin iskeletidir. Çok çalışarak partimizi iktidara taşıyacak organlarıdır. Bu nedenle mevcut Merkez İlçe Başkanıma, eski Merkez İlçe Başkanlarıma, mevcut yönetime ve eski yöneticilere, emeği geçmiş olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hizmetleri için sağ olsunlar, var olsunlar. Hesap çalışma raporlarının okunması ve ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi. Tek listeyle gidilen seçimde Avukat Burak Güngörmedi, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı seçildi. CHP'nin yeni Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu. Tuncay Alada, Yavuz Arslan, Gülay Ayaz, Çetin Boz, Aykut Demirkol, Alpcan Dublen, Ahmet Filiz, Haluk Gezmen, Mehmet İşler, Bedrettin Kapu, Mustafa Nail Mortaş, Selma Uluçay, Güliz Sağlam Çançalar, Kader Yetişken, Mustafa Yılmaz, Özge Zelova. Başkanım buradayız.